Bugün Ali İmran suresinin 33. ayetindeyiz. Bu ayet vesilesiyle Allah-u Teala'nın bir kimseyi seçmesinin ne anlama geldiğini görmeye çalışacağız. Çünkü Allah-u Teala rasuller seçiyor. Bazı toplumları seçiyor. Bunun anlamı nedir? Onunla ilgili ayetleri bu vesileyle okumuş olacağız. Burada Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ اِبْرَاه۪يمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَم۪ينَ Allah Adem'i seçti. Nuh'u da, İbrahim ailesini de, İmran ailesini de. Kendi çağdaşlarına, kendi çağdaşları içerisinden seçti ve seçkin hale getirdi. ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ Biri diğerinin soyundan. Zaten bütün insanlık Adem Aleyhisselam'ın soyundandır. İbrahim Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam'ın soyundandır. İmran ailesi de İbrahim Aleyhisselam'ın soyundandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de biliyorsunuz, İbrahim Aleyhisselam'ın soyundandır. Vallahu semî'un alîm, Allahü Teala işitir ve bilir. Şimdi Allahü Teala'nın seçmesi ne demek? Biliyorsunuz yaklaşık bir yıldır kader konusunu gündeme getirdiğimiz için artık yavaş yavaş insanlar bu işi özümsemeye başladılar. Çok ciddi tepkilerden sonra bu defa küflenmiş sorular ortaya çıkmaya başladı. Hiç kata açılmamış şeyler, bakıyorsunuz ki her gün bir yerden bir soru geliyor. Tabii o sorular da bizim en büyük zenginlik kaynağımız. Çünkü o sorular olmasa, o sorulara cevap verme gayreti olmasa gelişme olmaz. Şimdi Allahü Teala'nın seçmesi nasıl bir şey oluyor? Yani biz seçme dediğimiz zaman sanki böyle bir şey halinde düşünüyoruz. Yani işte cennetlik olarak seçiyor. Bir de hani geleneksel bir şey var. Ezelden şunlar şunlar olmuştur diye bir takım iddialar var biliyorsunuz. Şimdi esas olan bunun cevabını Kur'an-ı Kerim'e göre vermektir. Yoksa her insan oturur kendine göre uzun uzun konuşmalar yapabilir. A'raf suresinin yani 7. sure 144. ayetini açabilirsek seçmenin ne demek olduğunu orada görmüş olacağız inşallah. Allahü Teala burada Yusuf Ali şey Musa Aleyhisselam'a hitaben şöyle diyor. A'raf suresi 7. sure biliyorsunuz. Kale ya Musa İnni istafeytüke alennâsi birisâlâti ve bikelâmi. Seni insanlar üzerine seçtim. Neyle seçtim? Birisâlâti, yani sana emirlerimi insanlara tebliğ etmek üzere vererek seçtim. Ve bikelâmi ve seninle konuşmamla seçtim. Yani seninle konuştum, bu senin için bir ayrıcalıktır. Sana kitap indirdim insanlara ulaştırasın diye, bu da bir ayrıcalıktır. فَخُذْ مَا آتَيْتُكُ Öyleyse sana verdiğime sıkı sarıl وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ Teşekkür edenlerden ol. Teşekkür edenlerden ol. Teşekkür edenlerden ol meselesi çok önemlidir. Çünkü insanlar ikiye ayrılıyor. Bazıları şakir,
teşekkür eden, teşekkür demek nimeti vereni ve verdiği nimeti tanımak ve değerli bilmektir. Biliyorsunuz Allah-u Teala İnsan suresinde 76. sure insanı anlatırken diyor ki İnna hedeynâhus sebil. Onu o yola yönlendirdik. İmmâ şâkiran ve imma kafura. Ya teşekkür eder ya da nankörlük yapar. Şimdi Musa Aleyhisselam'a ne diyor Cenab-ı Hak? Ve kun mineş şakirin. Teşekkür edenlerden ol. Bak ben sana farklılık verdim. Seninle konuştum. Sana ben kitabımı verdim. Sakın nankörlük etme demiş oluyor, değil mi? Şimdi bu eğer ezelden Musa Aleyhisselam'ın ne yapacağı belliyse sakın böyle yapma denir mi? Teşekkür edenlerden ol denir mi? Demek ki böyle bir yani onun orada seçilmiş olması cenneti garantilemesi anlamına gelmez. Yani bunu çok iyi şey yapalım. Zaten Allah-u Teala Tin suresinde bütün insanlar için benzer şeyler söylüyor. لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْبِيمِ diyor. İnsanı en güzel kıvamda yaratmışızdır diyor. Yani yarışa girerken aslında fazlaca da birbirimizden farkımız yok. Fark şu, kimin elinde nimet fazlaysa sorumluluğu o kadar artıyor. Allah'ın Resullerinin elinde nimet biraz fazladır. Ona göre sorumlulukları fazladır. Mesela zengin insanlarda mal vardır, zekat sorumluluğu vardır, sadaka sorumluluğu vardır. Birisinde ilim varsa o ilmini anlatma sorumluluğu vardır. Yani herkes kendine verilmiş olan nimetlerden dolayı sorumlu tutulacaktır. Mesela Tekâsür suresinde yani Elhâkumü Tekâsür diye başlayan çoklukla övünmeniz sizi helak etti diye başlayan surenin son ayeti şöyle biter. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمِ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Sonra o gün size verilen nimetlerden elbette ki sorumlu tutulacaksınız. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam Allah-u Teala onunla konuşma ayrıcalığını tanımış. Ona kitabını indirme ayrıcalığını tanımışsa onun sorumluluğu kendine verilen nimetler kadar artıyor. Şimdi bize bütün sıkıntı şudur, biliyorsunuz. Bazı kimseler kutsallaştırılır, sorumsuz hale getirilir. İşte rasuller korunmuş denir. Dolayısıyla cennet garantidir onlar için. Yani şeyin kitaplarda yazılan odur. Maalesef yani Müslümanların kurtulmasının tek yolu şu ana kadar geçmişten bize gelen dini anlatan kitapların %100'ünün yeniden gözden geçirilmesi. Tabi Kur'an-ı Kerim ışığında ve sahih sünnet ışığında. Şimdi burada Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak şey vermiş de kendi kelamını vermiş, onunla konuşma ayrıcalığını vermiş, arkasından da şükredenlerden ol demiş. Demiş de oradan mı bırakıyor? 33. surenin yani Ahzab suresinin 7 ve 8. ayetlerini açarsak orada seçilmiş nebilerin durumunun ne olduğunu görürüz. Şimdi burada Cenab-ı Hak şöyle diyor.
Ve izâ khadnâ minen nebiyyîne mîthâkahum. Nebilerden kesin söz aldığımızda, bütün nebilerden, işte bunlar seçilmiş olanlar, nebilerden kesin söz aldığımızda, ve minke, ya Muhammed senden de, ve min Nuhin, Nuh'tan. Şimdi bütün nebiler, sonra hani insanların çok böyle yıldız kabul ettiği nebilerin isimlerini söylüyor burada. Minke, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ve min Nuhin, Nuh aleyhisselam, ve İbrahim'e ve Musa ve İsa, İbrahim, Musa ve İsa aleyhisselam. Ve İsa bin Meryem, evet, Meryem oğlu İsa. Ve ahadna minkum mithaqan galiza. Ve ahadna minhum mithaqan galiza. Onlardan çok sağlam bir söz aldık. Sağlam. O şeyde Zümer suresinde geçiyor. Ve laqad uhiye ileyke ve ilellezine min kablik. 65. ayet, 39. sure. Sana şu vahiy edildi ve senden önceki bütün nebilere de. لَيْنَ شْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُ. Hele şirke düş, bütün yaptığın yok olur gider. Yani öyle sen nebisin, rasulsün, hiç ayrıcalığın yok, kusura bakma. Onun için işte burada bak diyor ki, مِتَاقٍ غَلِيَدَ çok sağlam bir söz almışızdır. Niye böyle yapmış Cenab-ı Hak? لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدِقِهِمْ. Sadıklardan sıdıklarına karşı bir sadıkları doğruluklarını soruştursun. Yani sadık ne demek, kime sadık denir? Verdiği sözü tutana denir, değil mi? Özü sözü bir olana sadık denir. Verdikleri sözde duran nebilere sadık denir. لِيَسَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ. Allah'a verdikleri sözde sadık olan nebilere sıdıkları, sadıklıkları sorulsun diye, neler yaptın diye soruluyor. Biliyorsunuz İsa aleyhisselam'a Cenab-ı Hak ahirette soracak. اَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَاُمِّيَ اِلٰهِينِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Maide suresinin 117. ayeti olacak galiba. Sen mi dedin insanlara beni ve anamı Allah'la sizin aranızda iki tane ilah edinin diye? Bak bu da soruşturmadan geçiriliyor. Bu nedir? Bu şirkle alakalı bir soruşturmadır. Dedim mi demedim mi? Evet. 116. ayetmiş, evet. Maide 116'ymış. Tabii şey ne cevap veriyor? İsa aleyhisselam. İsa aleyhisselam diyor ki: "Kâle subhânek مَا يَكُونُ لِي اَنْ اَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ. Ya Rabbi, hakkım olmayan bir şeyi nasıl ben söylerim diyor. اِنْ كُنْتُ قُلْدُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ. Eğer dediysem sen bunu gayet çok iyi bilirsin. تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِ وَلَا عَلَمُ مَا فِي نَفْسِ. Sen bende olanı bilirsin ama ben sende olanı bilmem ki. اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Sen kayıpları bilen birisin, bilensin. Orayı atladıktan sonra, yani işte aşağıya doğru şey yapalım. قَالَ اللّٰهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِق۪ينَ صِدْقُهُمْ. Bu bir gündür ki, sadıkların sıdkı onlara fayda verecektir. Yani verdikleri sözde duranların, sözlerinde durmuş olmaları kendilerine yarar sağlayacaktır. İşte şimdi buradaki لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمِنْ örneği o, değil mi? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala her şeye bir örnek vermiştir. Hatta birkaç örnek vermiştir. Ki mesele çok iyi anlaşılsın. Şimdi İsa aleyhisselama, Musa aleyhisselama, Resulullah'a, evet onları seçmiş, doğru. Bir takım şeyler vermiş. Aslında hepimizde de kendimize göre bir seçkinlik vardır. Herkese Allah-u Teala farklı bir kabiliyet vermiştir. Birinin şu tarafı güzeldir, birisinin bu tarafı güzeldir. Ve biz o nimetlere göre de sorumlu olacağız.
İşte rasullerine de kelamını vermiş, elçiliğini vermiş. Bunu da söylüyor açıkça. Bak, sadıkların sıdkını sormak için burada ne dedi? هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ. Bu, sadıkların sıdkının fayda verdiği gündür. Yani işte sen Allah'ın Resulüsün, gel sen bu tarafa, yok. Gel bakalım. Bak, bu insanlar seni ve anneni ilah ediniyorlar. Sen söyledin mi onlara? Ne yapıyor? لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ. Soru soruyor mu Allah İsa Aleyhisselam'a? يَسْأَلَ de o işte. Doğrudan doğruluklarını soracak. O da ne diyor? Hayır ya Rabbi, ben öyle bir şey söylemiş olsam sen zaten bilirsin diyor. Peki, ve adde lil kafirine azaben elima. Allah kafirlere de, yani nankörlük edenlere de, kafir nankör demektir. O verilen nimetin kıymetini bilmeyenlere. Burada hangi nimetten bahsediliyor? Nebilikten değil mi? Bak, kafir kelimesi de nebiler için kullanılıyor. İçlerinde kafir olan olursa, onlar için de acıklı bir azap hazırlamıştır Allah. Acıklı bir azap hazırlamıştır. Öyleyse, gelelim tekrar ayetimize, En'am suresinin 33. ayetine, Ali İmran suresinin 33. ayetine gelelim. Diyor ki Allahü Teala, اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى Adem'e. Allah Adem'i seçti. Ve Nuh'en, Nuh'u seçti. Ve Âle İbrahim'e, İbrahim ailesini seçti. Ve Âle İmran'e, İmran ailesini seçti. Âle'l alemin. O aleme, yani kendi çağdaşlarının üstünde bir yer verdi onlara. Nasıl vermiş? Kitap vermek suretiyle. Peki bu aile nasıl üstün geliyor? Ailen üstünlüğü nasıl oluyor? Şimdi İsra suresinin, yani 17. surenin 15. ayetini açarsak, orada Cenab-ı Hakk'ın sadece şeyi değil, yani rasulleri, yani kendine kitap verdiği kişileri değil, o kitabı gönderdiği kişiler için de aynı şekilde seçme söz konusudur. Yani şimdi bu kitabı Allahü Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme verdi. Bu kitabı almakla, ondan, Cenab-ı Hak'tan bunu almakla onun bir seçkinliği var. Ama bunun içindeki emirleri yerine getirmeseydi, seçkinliğin hiçbir anlamı olmazdı. Peki, bu kitap şimdi kimde? Bizde, değil mi? Bu kitaba uymazsak, bu kitabın bizde olması aslında bizim aleyhimize olur, lehimize olmaz. Yani Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetler güzel mi, kötü mü? Efendim, nimet kötü olur mu? Nimet kötü olmaz da, kötüye kullanırsan hesabı çok ağır olur. Sen Allah'ın verdiği nimeti kötüye kullanabilirsin. Onun için Allah'ın bu kitabını kullanarak, Allah'ın adını kullanıp insanları pekala saptırıp kendi hizmetine sokabilirsin ki biz görüyoruz, sayısız insan grupları var bu kitabı kendi menfaatleri için kullanan. Yani kitaba uymayan, kitabı kendilerine uyduranlar. Evet, şimdi İsra suresinin, yani 17. surenin 15. ayetini okursak orada görürüz. Bakın şimdi ne diyor Cenab-ı Hak orada? Men ihtede fe innemâ yehtedî li nefsi. Kim doğru yola girerse kendisi için girmiş olur. Yani bu tıpkı şey gibi, yani yemek yediğin zaman kendi midene giriyor. Namaz kılarsan kendine kılarsın kardeşim. Kılmazsan zararını sen görürsün. İnanırsan faydası sana. İnanmazsan zararını sen görürsün. Ve men dalle fe innema yadillu aleyha. Kim de yoldan çıkarsa kendi aleyhine yoldan çıkmış olur. Yani zararını kendisi görür.
Onun için bir kişinin en büyük dostu da kendisidir, en büyük düşmanı da kendisidir. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Kimse kimsenin yükünü çekmez. Ben yemek yediğim zaman sizin karnınız doyar mı? Ben ibadet yaptığım zaman da siz sevap falan alamazsınız. Sizin ibadetinizden de ben alamam. O zaman herkes bir kere Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kendini kurtaracak işler yapmalı. Peki burada ne diyor Allah-u Teala? وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Resul gönderinceye kadar azap edecek değiliz diyor. Resul gönderinceye kadar azap edecek değiliz. Ha. Elinizdeki nimetin ki o bir Resul bir nimet var. O nimetin kıymetini bilirseniz Cenab-ı Hak sizi yükseltir. Hem dünyanız güzel olur hem ahiretiniz güzel olur. Ama siz o kıymet, o nimetin kıymetini bilmezseniz o zaman dünyanız da kötü olur, ahiretiniz de kötü olur. Her şeyinizi kaybedersiniz. Şimdi Nur Suresi'nin 54. ayeti olacak. Bakayım yanlış hatırlamıyorsam. 55'miş. 55. ayet. Şimdi hatta 54'ü okuyalım. Bak diyor ki Allahü Teala orada "Kul ati'ullaha ve ati'ur-rasul." De ki Allah'a ve bu Resul'e itaat edin. Resul'e itaat onun getirdiği kitaba itaattir. Şahsına itaat değildir. Çünkü onu Resul yapan şeye itaattir. فَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ Eğer yüz çevirirseniz o Resul'ün üstlendiği kendi aleyhinedir. Yani ona verilmiş olan kitap aslında onun aleyhinedir. Niye? Yanlış yaparsa yani, yüz çevirirse o da yüz çevirebilir, siz de çevirebilirsiniz. O yüz çevirirse zararı ona. Sen yüz çevirirsen zararı sana. فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَاَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ O kendisine yüklenen onun aleyhine olur, size yüklenmiş olan da sizin aleyhinize olur. Yüklenen nedir? Bu kitap değil mi? Yani bu kitabın emir ve yasakları. وَاِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا Siz o Resul'e itaat ederseniz, tekrar ediyorum, bak Resul'e itaat, onun şahsına değil, onun getirdiği kitaba itaattir. تَهْتَدُوا Yolunuzu bulursunuz. Doğruyu bulursunuz. Doğru yola girersiniz. Peki وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Bu Resul'e düşen size açık bir şekilde tebliğden başka bir şey değildir. Tebliğ, neyi tebliğ yapıyor? Allah'tan aldıklarını. Allah şöyle buyuruyor der, orada bırakır. Yoksa o sizi alıp da yola falan getiremez. Sizi ne yoldan çıkarabilir, ne yola getirebilir. Size tebliğ eder. İster yaparsın, ister yapmazsınız. Hani Türkçe'de bir söz var ya, paşa gönlünüz bilir. Nasıl olsa sonucuna katlanmak zorundasınız. Peki, emri tutanların durumu nedir? Bak, وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Allah sizin içinizden inanan ve iyi işler yapan, Allah'ın uygun gördüğü işleri yapanlara söz vermiştir. لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْاَرْضِ Bu toprakların halifesi kılacaktır sizi. Yani öncekilerin yerine geçeceksiniz, bu kesin. Ama şartı ne? İnanmak ve iyi davranış göstermek. O zaman demek ki biz bu kitaba uyarsak Allah ne söz veriyor? Bu toprakların hakimi siz olacaksınız diyor. Yani bulunduğunuz bölgenin hakimi. Mesela Resulullah oldu mu?
kaçmak zorunda kaldığı Mekke onun hakimiyetine girmedi mi? Medine onun hakimiyetine girmedi mi? Bütün çevre onun hakimiyetine girmedi mi? لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ. Peki? لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. Yani bu durumu yapanları o toprakların hakimi yapacağız diyor. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Ondan öncekilerini yaptığı gibi. İşte önünüzde örnekler var. Nuh Aleyhisselam'a karşı çıktılar. Sayıları topu topuna 80 tane rivayet ediliyor. 950 sene uğraştı. Peki sonunda o topraklar kime kaldı? Hepsi geçti gittiler, Nuh Aleyhisselam ve inananlara kaldı. Devam eden kimin soyu oldu? Onların soyu oldu. Diğerlerin hepsi yok oldu, gittiler. Arkasından bütün şeyleri, nebilerin hayatlarını hatırlarsanız aynı şeyin olduğunu görürsünüz. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme o sıkıntıyı çektiren Ebu Cehil'in şeyi ne oldu? Ya da o bölgede o sıkıntıyı çektiren insanların soyu ne oldu? Bakın bu işte sizin önünüzde bir örnek. Ondan sonra وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ د۪ينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. Onlar için razı olduğu dini de onların içlerine yerleştirecektir sağlam bir şekilde. Siz yeter ki doğru gidin. Onun için doğru gittiğiniz zaman Cenab-ı Hak size neler açacak neler, çizgini bozmayacaksın. Şuna buna bakarak vazgeçmeyeceksin. Nuh Aleyhisselam, ya 950 sene uğraştık kardeşim. Topu topuna işte 80 kişi olduk. Ya azıcık bir taviz verelim de etrafımızda sayılar artsın deseydi, Nuh Aleyhisselam da yok olanlar arasında olmaz mıydı? Onun için burada sayı hesabı yapılmaz, kelle hesabı yapılmaz, maddi hesap yapılmaz. Allah'ın emrine ne ölçüde uyduğuna bakılır. Çünkü mülk O'nundur. Hakimiyet O'nundur. O kendi tercihine göre verir. İşte tercihini nasıl kullanacağını da burada söylüyor. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا. Korkularından sonra onları güvene kavuşturacaktır. Müslümanlar hep korkuyordu, birisi gelecek, bizi kapıp götürecek diye. Çünkü son derece güvensiz bir durumda, etrafında herkes sana düşman. Peki يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعَ. Peki bunların tam özelliği ne? Bana kulluk eder, hiçbir şeye ortak koşmazlar. Yani Allah emrettiyse her şey bitmiştir. Allah ne demişse o. Bunu diyen insanlardır. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكُمُ الْفَاسِقُونَ. Bundan sonra kim kafirlik yaparsa. Yani kimseye de garanti yok. Böyle giderseniz bu hakimiyet sizde olacaktır. Ne zaman nankörlük edersen o zaman yoldan çıkmış olursun. Bitti. Ne Resul'e garanti var, ne sahabiye garanti var, ne tabiine garanti var, ne şuna ne buna. Hiç kimseye garanti yok. Allah-u Teala herkesi verdiği nimete göre sorumlu tutuyor. Öyleyse hem dünya hakimiyeti istiyor musun? Yapacağın nedir? Allah'ın emrine uymak, başkasının değil. Ahiret mutluluğunu istiyor musun? Yapacağın Allah'ın emrine uymaktır. Peki yapmazsan ne olur? İşte yapmazsan İsra suresindeki durum olur. Men ihteda fe innema yehtedi li nefsi. Kim yola gelirse kendisi için gelmiş olur. Ve men dalle fe innema yadillu aleyha. Kim de yoldan çıkarsa kendi aleyhine çıkmış olur. وَلَا تَزِرُوا وَاَزِرَةٌ وِزِرَ اُخْرَى. Kimse kimsenin yükünü taşımaz. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Biz Resul göndermeden de azap etmeyiz. O zaman bak, azap ettiği toplumlara bakın Cenab-ı Hakk'ın. Hep Resul gönderdiği toplumlardır, değil mi? Hep Resul gönderdiği toplumlardır. Peki şimdi anladınız mı neden İslam alemi
diğer toplumlara göre daha kötü durumda? Anladınız mı şimdi? Çünkü ellerinde Allah'ın kitabı var. Ama Allah'ın kitabı ile alakaları yok. Evet, kitabı çok seviyorlar. Kimseye de vermiyorlar. Her sene milyonlarca hafız yetiştiriyoruz. Güzel. Kur'an okuma yarışmaları yapıyoruz. Güzel. Okullar açıyoruz falan. Ne okutuyorsunuz? Ne yetiştiriyorsunuz o medreselerde, o okullarda, o üniversitelerde ne yetiştiriyorsunuz? Eskilerin uydurdukları şeyleri ilim diye okutmuyor musunuz? Bir eleştirisini yapıyor musunuz? Ya yanlış yaptılarsa ne olacak diyor musunuz? Yok efendim, bizim ulemamız var. Ya Allah-u Teala rasullerine garanti vermezken siz nasıl olur da bazı insanları kutsallaştırırsınız? Allah-u Teala Mümtehine Suresinin 12. ayetinde Resulullah'la ilgili olarak kadınlardan biat alırken bir şart koşuyor. وَلَا يَعْص۪ينَكَ ف۪ي مَعْرُوف diyor. Marufta sana isyan etmeyecekler. Burada Allah'ın Resulü. Resul kelimesi geçmiyor, da Nebi kelimesi geçiyor. Çünkü Resul tebliğ edendir. Kendinden bir şey katarsa Resulliği o anda biter. Cenab-ı Hak şah damarını koparır. Ama uygulamada hatalar olabilir. Çünkü uygulama ayetten hüküm çıkarmaktır. Hüküm çıkarırken yanlış yapabilir. Dolayısıyla kadınlara diyor ki bu Nebi'ye marufta itaat edeceksiniz. Baktınız ki bir ayete aykırı gördünüz. Hemen ya Resulallah, bu sen dediğin şu ayete aykırı değil mi demeniz gerekir demiş oluyor. Ya Resulallah değil, ya Nebiyyallah diyelim yani. Ey Allah'ın Nebisi. Çünkü Resul kelimesi tebliğ ile ilgilidir. Peki bugün İslam alemi dediğimiz bu alem Resul ile Nebi'nin farkını bilmeyecek hale gelmişse ne olacak? Bu İslam aleminin kitapları İşi tam tersine çevirmişse ne olacak? Kitaplarda Resul'e Nebi, Nebi'ye de Resul deniyor. Tam tersine çevrilmiş. Sorgulamasız bir İslam alemi. Ve maalesef şeyden itibaren, Abbasilerden itibaren medreseler zihinsel köle yetiştirmişlerdir, alim değil. Maalesef. Bugün de aynı şey devam ediyor. Buna çok güçlü bir şekilde karşı çıkmamız lazım. Yoksa İslam aleminin iflah olması mümkün değil. Yani elimizdeki bu nimet neye dönüşüyor o zaman? Büyük bir külfete dönüşüyor, değil mi? Uymadığın zaman ne olacak? Bunu kendine uydurduğun zaman ne olacak? Ne olacağını söyleyeyim ben size. Ali İmran suresinin 86. ayetinde olan olacak. Bak burada ne diyor Allah-u Teala? كَيْفَ يَهْدِ اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدِ اِيمَانِهِمْ İnandıktan sonra kafir olan, ben müminim, Kur'an'a inanıyorum, Allah'ın Resulüne inanıyorum falan dedikten sonra ayetleri önüne koyuyorsun, görmezlikten geliyor. Sen adama diyorsun ki Allah'ın şu ayeti nedir? O da diyor ki sen Mudal hadis nedir bilir misin diyor. Bahçelerde muşmula gel bize bazı. Madem yüzme bilmiyordun, niye çıktın minareye?
Yani enteresan bir şey. Allah'ın ayetini okuyorsunuz, gelmiş nelerle uğraşıyorlar. Şimdi diyor ki Allahü Teala keyfe yetillahu kavmen kafaru ba'de imanihim. İnandıktan sonra kafir olan, yani ayetleri görmemeye başlayan. Çünkü hesabını bozuyor ayetler. Ayetleri görmemeye başlayan. Ve şehidu enne Rasul hakkun. Resulün hak olduğunda da şahit olduğu halde eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh demiş. Yani ayetleri görmüş, bakmış ki bunu ancak bu sözler Allah'ın sözü olabilir, bunu getiren ancak Allah'ın Resulü olur diye kesin bir kanaate de varmış ve inanmış. Ve câehumul beyinat, kendilerine açık açık ayetler de gelmiş. Görmüşler, biliyor, bilmiyor değil. Vallahu la yehdil kavmez zalimin. Allah bu yanlış yapan, yanlışlar içerisine dalan bu insanları Allah o yanlışlardan çıkarmaz. Allah kimseyi daldığı yanlıştan çıkarmaz. Çıkmak isteyecekler ki çıkarsın. Siz düşünün, birisi bir kuyuya düşmüş. Adama diyorsun ki elini uzat da seni buradan çıkarayım. Git işine diyor. Ne yaparsın? Çıkarabilir misin onu o kuyudan? اُولَٰئِكَ جَزَاءُهُمْ. İşte buradan bakın İslam alemi bugün niye perişan? Niye birbirlerini boğuyorlar? Allah'ın bu kadar nimetine rağmen neden bu karda, kışta, kıyamette o çocuklar çıplak ayakla naylondan çadırların içerisinde? Gerçekten bunun hepimizin sorumluluğu var. Onlarla uğraşmamız lazım. Onlarla mutlaka ilgilenmemiz lazım. Ama niye böyle? Neden İslam aleminde de diğer taraflarda değil bu? Asıl soru o yani. Diyor ki bakın Allahü Teala اُولَٰئِكَ جَزَاءُهُمْ. Bunların cezası şu, elinize kitap olmasına rağmen böyle mi davranıyorsunuz? اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ. Allah'ın laneti bunların üzerindedir. Allah'ın laneti bunların üzerindedir. Niye batılılar, niye şunlar bunlar bu sıkıntıyı çekmiyor da Müslümanlar çekiyor? Çünkü onların elinde Kur'an gibi bir nimet yok ki. Öyle bir nimet olmadığı için Allahü Teala cezayı müminlere veriyor. Siz misiniz elinizde? Dedi ya ayette İsra 15'te ve ma kunna muazzibina hatta neb'ata rasula. Resul göndermeden azap etmeyiz. İşte bu kitap elimizde olması hem çok büyük bir nimet hem de çok büyük bir sıkıntı kaynağı. Uyarsan Allahü Teala hakimiyet sözü veriyor. Uymazsan işte böyle de rezil olursun. Hem dünyada hem de ahirette. Ulaike cezaohum men aleyhim lanetullahi vel melaiketi ven nas ecmaîn. Allah'ın laneti, meleklerin laneti, tüm insanlığın laneti onların üzerinedir. Niye tüm insanlık? Çünkü bu kitap senin elinde. Yani şuna benziyor. İşte orada çocuklar ayakkabısız, çorapsız, karın üzerinde, sen evinde keyifle yatarken onun hesabı sana sorulmayacak. O zaman senin elinde Kur'an var, öbür insanların elinde bu yok. Bunu niye onlara götürmüyorsun? Onlara götürmen gerekirken sen de okumuyorsun kardeşim. Onun için bütün insanlığın laneti senin üzerindedir. Sen ne kadar Allah'ın kuluysan o da o kadar Allah'ın kulu. Onun da bu Kur'an-ı Kerim'e ihtiyacı var. Götürmen lazım. Halidine fiha. Bunların bu lanette olmaları süreklidir diyor Allah. Sürekli lanet içinde kalacaklardır diyor. La yuhaffafu anhumul azab. Siz bu sıkıntının hafifletileceğini hiç beklemeyin. O azap onlardan hafifletilmez. وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ. Yüzlerine de bakılmaz. Siz kendi kendinize gelin, güvey olun.
Başkalarını beğenmemeye devam edin. Hiç kendinizin ne halde olduğunu, hiç aynaya bakmıyorsunuz. Acaba Allah'ın kitabına uyuyor muyuz, uymuyor muyuz diye. Peki hiç mi kurtuluş yok? İllellezîne tâbû min ba'di zâlik. Bütün bunlardan sonra dönüş yapanlar başka. Ciddi bir dönüş lazım. 180 derecelik bir dönüşe ihtiyacımız var Müslümanlar olarak. Bu yanlış bir yol. Bu yoldan dönmek zorundayız. Allah'ın kitabına dönmek zorundayız. Ve aslahu ve durumlarını düzeltenler başka. Fe innallâhe gafurur rahim. İşte o zaman Allah gafurdur. Sizin bütün hatalarınızın üstünü örter, merhametlidir, size her türlü ikramda bulunur. Kapılar açılır o zaman. Ama peki, اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْدِ اِمَانِهِمْ İnandıktan sonra kafir olan. ثُمَّ اَزْدَادُوا كُفْرًا Her geçen gün küfrü artırıyor. Her geçen gün yeni ilahlar ortaya çıkarıyor. Falan efendi ilah oluyor, filan efendi ilah oluyor. Falan büyüğümüz şöyle dedi, filan büyüğümüz şöyle dedi. Yok işte bugünlerde biliyorsunuz, şeyler, törenler, mörenler falan filan, oh ne güzel. Televizyonlar ağzına kadar şeylerle dolu. Siz biraz zor iflah olursunuz. Zor iflah olursunuz. Allah'ın kitabını anlatanları görmeyin. Ama hurafe pompalayanları baş tacı yapın, görürsünüz. Aklınız başınıza gelmez. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا Yeryüzünü dolduracak kadar altını verseler, hiçbirisinden kabul edilmeyecektir. Ahiret altının bir değeri yok çünkü. وَلَوْ اِفْتَدَى بِهِ Bunu kendisini kurtarmak için vermiş olsa bile. Geçtikten sonra ne olacak? اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Bunlara acıklı bir azap vardır. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ Yardımcı kimse de onlara yardım etmez. Şimdi bakın işte Suriye'deki problem için Batılılardan, Hristiyanlardan yardım bekleniyor. Ediyorlar mı? Evet. Şimdi tekrar ayetimize gelelim ve dersin bu bölümünü bitirmiş olalım. اِنَّ اللّٰهَ اصَّفَ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ اِبْرَٰهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, İmran ailesini aleme üstün kıldı. Neyle? Kendi kitabını vermekle. Yani çünkü onlara da kitap indirilmiştir. Peki bize de bu kitap indirildi demek. Bizim de bir üstünlüğümüz var elbette. Ama kıymetini bilmezseniz, İsrailoğullarıyla, Kur'an-ı Kerim'in büyük bir bölümü İsrailoğullarının yanlışlarını anlatıyor. Halbuki o İsrailoğulları İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelen insanlardır. Soy neyi ifade eder ki? Yani bizim bir katkımız var mı? Benim babam şu, anam şu, bunu seçmede benim bir yetkim var mı? Öyleyse bu bana ne artıdır ne de eksidir. Sen senin yapabildiğin şeyle sorumlusun. Zürriyeten ba'duha min ba'd birisi diğerinin soyundan. Vallahu semî'un alîm. Allah işitir ve bilir. Öyleyse yapacağımız nedir? Doğru gitmek. Bakın gözümüzün önünde büyük de bir örnek var. İsrailoğulları örneği var. İşte az önce söylediğim gibi. İsrailoğulları örneği var. İsrail kimin adı biliyor musunuz? Yakup Aleyhisselam'ın. Yani İsrailoğulları Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlunun soyundan gelendir. Soy sop olarak gayet güzel. Ama ne yapar ki? Ne olur ki yani? Ne olur? Şimdi onlar bugün Kur'an-ı Kerim'e inanmak zorunda değiller mi? Bizim şimdi
Kitap ve Hikmet dergimizin yeni sayısı çıkıyor. Herhalde yılbaşında değil mi? Allah nasip ederse. Arkadaşlarımız onu namaz sayısı olarak ayırmışlar. Geçen de Vedat Taşı yapmış. İsrail'den birisiyle irtibata geçmiş. Onların kıldığı namazları tekbiriyle, kıyamıyla, kuğutuyla, rükûsuyla, secdesiyle resimleyerek yeni sayıda inşallah yayınlayacağız. Göreceksiniz ki her şeyi bizimle aynı. Nasılsa bir tek yatsı namazına tek rekat diye geçiyor, orada bir problem var. İnşallah bir gün onu da çözmek nasip olur. Rekatları da aynı. Hem kılınma şekli hem şey. Peki onların kitapları Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanmalarını mecbur kılmıyor mu? Peki inanmıyorlar. İnanmıyorlar da ne elde ettiler? Medine'de Resulullah'a inanmayınca Medine'deki hakimiyetlerini kısa süre kaybetmediler mi? Kısa sürede. 4 sene içerisinde hepsi oradan silip süpürülmedi mi? Yani sürekli işte şu şeydeki Almanya'daki o Nazi kaplarının başlarına neler geldiğini hala bilmiyorum, son herhalde son çekenlerden birisi ölmüştü galiba, değil mi? Neyse, yani çok yakın bir zamanda olan bir şeydir. Bakın onlarla ilgili Allahü Teala ne diyor? İnanmadıkları takdirde başlarına gelecekler. Araf suresinin 167. ayeti. 7. sure 167. ayet. Ve iz te'ezzene rabbuk. Rabbin şunu ilan etmiştir. Le yeb'atenne aleyhim la yevmil kıyame. Hani az önce okudum ya, siz bu yanlışlara devam ederseniz, işte aynısı işte Müslümanlar için de geçerlidir. Yani bunu Yahudilere mahsus olarak almayın lütfen. Çünkü az önce okuduğum o son ayet bunun bizim için de geçerli olduğunu gösteriyor. Ve iz te'ezzene rabbuke, senin Rabbin şunu ilan etmiştir. Le yeb'atenne aleyhim ila yevmil kıyame, kıyamet gününe kadar elbette onlara gönderecek. Men yesûmuhum su'el azab, onlara azabın en çirkinini tattıracak birisini gönderecek. İnne rabbeke leserî'ul ikâb, senin Rabbin cezayı çok çabuk verir. Ve innehu leğafurur rahim, ve elbette ki gafur ve rahimdir. O zaman şimdi Müslümanların çektiklerini buradan hareketle değerlendirelim. Ve aklımızı başımıza toplayalım. Elimizde, yani Cenab-ı Hakk'ın seçmiş olması çok güzel bir şey de, verilen nimetin kıymetini bilmediğiniz zaman işte öyle olur. Zeki olmak çok iyi bir nimet değil mi? Ama zekanı nerede kullandığın önemlidir. Güçlü olmak Allah'ın bir nimetidir. Gücünü nerede kullanıyorsun kardeşim? Zengin olmak Allah'ın nimetidir ama onu nerede kullanıyorsun? Muhtaçları kurtarmak için de kullanabilirsin, yardım için de kullanabilirsin. O muhtaçların ezilmesi için de kullanabilirsin. Evet, buna dikkat edelim. Demek ki sonuç olarak Cenab-ı Hakk'ın seçmiş olması aslında bir nimet ama o nimeti bizim kullanmamıza göre sonuç doğuracak. İyi kullanırsak iyi, kötü kullanırsak kötü. Bu nebiler için de öyle, bizim için de öyle. Cenab-ı Hak iyi kullananlardan eylesin.